Zekatla ilgili söylediklerim çok tartışıldı. Aslında söylediğim şey buydu. Biz istihdam ettiğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin bizim müfredatımızı bilmesini ve onu nasıl çocuklara vereceğini istiyoruz. Bundan daha doğal bir hakkımız yok. Yani alanı zaten siz öğretiyorsunuz ama biz de ne öğretmesi gerektiğini çocuklara, nasıl öğretmesi gerektiğini istemek durumundayız öğretmenden. Yani bizim çok somut bir örnek vereceğim size. Bu kopukluğun giderilmesi lazım. 2006 yanlış hatırlamıyorsam bitişik heykel yazısı müfredata kondu. Yani bu hükümet programı politikası olarak biz çocuklarımızın bitişik heykel yazısı öğrenmesini, el yazısı yazmasını istiyoruz dedi. Ben 2013 yılında müsteşar oldum. Yani bu kararın alınmasından 7-8 yıl sonra. Hala istihdam ettiğimiz sınıf öğretmenlerinin sizce bitişik heykel yazısı öğretmek konusunda herhangi bir lisans dersi almıyor olması normal midir arkadaşlar? Üniversitelerimiz bu anlamda bakanlığın politikalarını izlemezse, mezun ettiği kişileri bu anlamda donanımlı hale getirmezse, bu entegrasyonu, bu koordinasyonu nasıl sağlayacağız? Dolayısıyla sizden istirhamım, lütfen bakın yeni bir müfredat revizyonu gündemde. Muhtemelen Kasım sonu itibariyle kamuoyuyla da paylaşılmış olacak. Lütfen öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarındaki öğretim üyesi arkadaşlarımız, lütfen fakülte yöneticilerimiz, müfredatımızı, programlarımızı, neyi murad ettiğimizi, neyi amaçladığımızı izleyerek çocuklarımızı bu şekilde, gençlerimizi bu şekilde yetiştirin ki biz de bu biraz önce konuşmamın başında ben anlatmaya çalıştım. O koordinasyon eksikliğini hep beraber gidermiş olalım.